Toplam kaç kitabınız var? Hangisinden başlamamı önerirsiniz? 32 veya 33 kitap oldu. Bununla başla derim. Şu ortamı dünyada finans bağımlıdır. 2 ile başla, sonra 1'i okursun. Yani Avcınızdaki Kelebek iyi bir kitap. Teknik. Fili de çok seviyorlar. Superman Türk olsaydı'yı da seviyorum. Ama yönetim alanıysa mesela iş yaşamında 100 Kanguru ile başlardım. Mox'la devam ederdim. Ardından Geleceği Yönetmek, son kitapta Takım Çalışması. Bu dörtlüyü mutlaka iş hayatıyla ilgili okuyun derim. Cidden işinize yarar. Kitapların iade garantisi var. İade edenlere de çok sinirleniyoruz. Onu kendi aramızda yemekte hep onların adını alıyoruz. Onu da söyleyeyim. İnsanın meslek sahibi olmak için 15-20 yılını hiçbir şeyde üretmeden geçirmesi sizce ne kadar mantıklı? Çok mantıklı değil mi Ahmetciğim? Çok güzel soru. Yani bu bir eleştire. Birçok insan bunu yapıyor. Ahmet Deniz 26. 26 nerenin plakası? Eskişehir. Eskişehirler özel insanlar. Ayça Ahmet. Hocam, seminerlerinizi yurt genelinde arttırmayı düşünmez misiniz? Motivasyon için gerek duyuyorum. Açıkçası Bilecik ilinden yazıyorum. Ve bizi seviyor musunuz? Bileciklere tırt alıyorum falan diye. Lan çok özel yer. Yani bir yere gittiğimde mutlaka vakit ayırıyorum. O kasabayı, şehri dolaşıyorum. Bilecik mesela çok özel yerlerden bir tanesi benim için. Ama bütün kasaba ve şehirlerimiz mimari açıdan yok edilmiş durumda. Çok yazık edilmiş durumda. Hiçbir mimari bütünlük yok. Olan bir iki yer var. Alaçatı. İşte birkaç yer daha. Onlar işte Safranbolu gibi yürüyorlar. Nisne Akkurt. Hocam, bu kadar güzel düşünebilmeyi ve düşündüğünüzü aktarmayı niye ve kime borçlusunuz? Bir üniversite öğrencisi olarak en çok bunu merak ediyorum. Atalay Kibaroğlu vardı, edebiyat öğretmenim. Başka öğretmenlerim de gerçekten iyi şeyler öğrettiler. Mesleklerini çok iyi yapan insanlardı. Yani babam örnek bir insandır o anlamda. Etrafımda çok insanı izledim. Bir de cuma namazlarına gittiğimde o cuma hutbesini veren hocaları gördükçe diyorum ki ben bir iş yapıyorsam böyle yapmamalıyım diyorum. Bir tane süper adam çıktı. Gittik böyle cuma hutbesi. Adam çıktı minbere, kağıdı çıkardı, baktı, katladı, koydu kenara. dedi hayvan alacaksanız boynuzu kırık, tiş dökük olmasın dedi. Biz bütün cemaat döndük. Adam bunu diyor ki boynuzu kırık, tişi dökük. Sonra anladık ki bu amcaya geçen kurban boynuzu kuşlar... Buna da çok koymuş abi. O kadar güzel anlattı ki. Ama o yazıyı okumaya kalkarsan o yazıda başka bir şeyler var. O da biliyor, biz de biliyoruz ne olduğunu. Ama o gönülden anlattı ve herkes çok inandı. Yurt dışında Avustralya'da bir kiliseye gittim. Şu an herkes oğlum Müslüman mı Hristiyan mı bu adam diye düşünüyor. Kiliseyi görelim diye gittim. Oturttuk. Abi kilisede sunum yapan adam. Yani bizim eğitmen akademisinde, İzgörün Akademi'de kullandığımız eğitmenlik tekniklerin hepsini kullandı. Önce dini bir hikaye anlattı. Sonra döndü, dedi ki yanınızdakiyle lütfen bu hikayeyi bir paylaşın. Döndük biz yanımızdakiyle hikaye hakkında ne düşündüğümüzü. Sonra birkaç soru sordu. Sonra hikayeyi bir daha anlattı. Sonra fikirlerimizi sordu. Ya kilisenin içinde eğitim yapılıyor. Bizde minbere çıkar adam, Diyanet'in emirlerini okursana kapatır, çıkar gider. Hiçbir şey konuşamazsın karşılıklı. Oysa eğitim denilen şey, yani Diyanet İşleri Başkanı olsam derim ki ana konu bu, iyi hazırlanın, bunu anlatın, sonra da cemaate sorun. Bu konudaki sorularınız nelerdir diye. Onlar sorsun, deyin ki şu an zaman kısıtlı, farzı yetiştireceğim, çıkışta sorularınızı cevaplayacağım. Ya da orada cevaplasın, o zaman var ya inanç çok daha anlaşılır ve öğrenilir hale getirir. Ama sen anlatıp dinle, ezberle çık diyorsan, o zaman sorgulamayan insanlar. Zaten en çok bunu vurgularlar. Şüphe etmeyin. Her şeyden şüphe edin. Beni ama anlattıklarımdan da. Bilim çünkü öyle ilerler. Negatif düşüncelere. Bunu cevapladım Burcu biraz önce. Han Erdem Han. Hocam, her zengin hayat dersi vermeye çalışıyor. Saygımdan dinlemek zorunda kalıyorum. Sözlerime, kulağıma köpe yapmam gerek mi? Ve bence tam bir keko kendisi demiş. Çok da güzel anlatmışsın. Şimdi baktığınızda bir işin nasıl yapılacağını anlatan adamların gerçekten o işi ne kadar iyi yapıp yapmadığını sorgulamak kadar değerli bir şey yok. Benim işimde biz bunu çok yakından izliyoruz. Geçen Barış da anlattı. Konuşmacı elektrikçiye, oradaki görevlere fırçayı kaydı kaydı. Çıktı sahneye, insanlara iyi davranma, saygı, hürmet, onları anlattı. Sahnede çok güzel anlattı ama insanlar öyle davranmıyor. Öteki tarafta baktığında Erdem, asıl cevap ne biliyor musun?
konuyu zengin olma ve fakir olma üzerine dayadığın andan itibaren o hikayenin sonu yok, biliyor musun? En sonlarda görüyorsun zengin olup fakir olmanın çok da değerli bir şey olmadığı anlattıkları kadarıyla. Bucket List diye bir film vardır. Filmin en son sahnesi Morgan Freeman ve diğeri daha ünlü olanın adını hatırlayamadım ama Jack Nicholson. Jack Nicholson acayip zengin, özel uçağı var, öteki gariban. Dünyayı gezerler, ikisi de kanser hastası, ölecekler. En son sahne, kavga ederler, ayrılırlar. Jack Nicholson acayip bir konak, bir uşak getirir önüne, bir istakoz ve şampanya koyar, gider. Koskoca bir konakta tek başına. Öteki tarafta Morgan Freeman, bir yılbaşı gecesi, koca bir masa, torunlar, tombalaklar, gençler, önlerinde makarna, sıradan bir masa ama kıkır kıkır eğlenerek yemek yerler. Yani olayı sana zengin olmak olarak dayatan adamlara inandığın gün bunun sonu yok. O daha zengin, onu dinleyeyim, bu daha zengin, onu dinleyeyim. O da senin üzerinden kazanarak belki de zengin oluyor. Bir de şeyi sorgulayın. Kazanan adamların bu ülkeye ne katıp katmadığını mutlaka sorgulamak lazım diye görünüyor. Hayatınızda bir asker ise sonra TSK'dan istifa dönemine baktığınızda bunun sebebi emir komuta zinciri, belli bir düzenlik ve kurallar, buna şeylerin etkisinin yanında insan kendisine ait hissetmediği yere mi? Esra Karabatak, ESRKRBRT diye tahmin ediyorum. Esra şöyle. Dönüp baktığımda bugün daha benim o asker devrelerimle yazıştık gene grupla. Bir araya geliyoruz, birbirimizi acayip seviyoruz. Benim bu kararı vermemin ana ve tek nedeni kendi hayatımla ilgili hiçbir kararı kendimin veremeyeceğini görmek oldu. Onu görmesine, yani bazı insanlar çok mutludur, iyi bir meslek. Mesleği keserek, kesinlikle severek yaptım. Ama hayatımla ilgili bütün kararları kendim vermem gerektiğini gördüğüm gün tamam dedim ya, ben buna devam etmeyeyim. O karar vermemin ana nedeni o. Genç girişimcilere tavsiyeniz nelerdir? Kitaplarınızın tamamını okudum. Gizem, Damga. Kendi içimde ölçüp tartabildiğim kadarım alıyorum. Samimiyet dolu kitaplarınız için teşekkürler. Bize tüm iştenliği için falan. Çok çok sağ ol ya. ADM Aydın 01. Büyük ADM adına olamaz. Sen kimsin sorusunun cevabını aldın mı hayatta? Berat Doğdu şahane cevap vermiş. Adnan da süper. Yani fil kitabında var bunun cevabı diyor, sağ olsun. Pedalizer daha önceden de bana da arada böyle pedalcı hocam siyasi tavrınızı koyun diye yazıyor, biliyorum, seni takip ediyorum, bisikletli bir resmim var. Size bir gün işte şu bakanlık teklif edilse politikaya girmek konusundaki tavrınızı devam ettirir miydiniz? Yoksa böyle bir değişim fırsatı elinize geçtiği için bu teklifi kabul eder miydiniz? Teşekkürler. Belki de edilmiştir. Bana var dendi, var ya muhabbeti. Yani çeşitli böyle siyasi konularda teklifler geldi. Kendi ekip arkadaşlarım, eşim bile bilmiyor, birini şans eseri duydu. Bir belediye başkanlığı için bir teklifi onun vasıtasıyla getirdiler. Şu büyük bir şehirle ilgili böyle bir adaylık olabilecek bir şeydi. Hiç ilgim yok. Çünkü ülkeyle ilgili üretebileceğim her şeyi kaybedeceğimi düşünüyorum. Bir de pedalizer diyoruz sana. Bir de şu var. Bugün üniversitenin bir salonuna girdiğimde o salonda bu ülkenin her yerinden çocuklar oluyor. Her siyasi görüşten çocuklar oluyor. Böyle bir şey yaparsam bu ülkenin yarısını kaybederim. O taraftan veya bu taraftan. Herhangi bir yorum yaparken de sadece teknik verilerle yaparım yorumları, yönetim anlamında. Siyasi bölümle ilgilenmiyorum. Mustafa Akbayır TR. Hocam sizinle arkadaş olmak istiyorum. Yani vakit ayırmak çok zor o anlamda Mustafa. Ama seminerlerde görüşürüz ve gelen e-postları da neredeyse tamamını cevaplıyorum. Milyonlarca insan kitaplarınızı okuyor. Bunlardan birine sadece bir kişi hayatına, siz bir kişi için uğraşıyorsunuz. Size minnettarım. Dünyanın en iyi psikoloğuna gitsem hayatıma böyle bir yön veremezdim. Tekrar okuyorum. Dünyanın en iyi psikoloğuna gitsem hayatıma böyle yön veremezdim. Bilge Aysel Dal. Aysel, aynı kitabı okuyup beğenmeyen de var. Bu da kitap mı diyen var. Ama sen aynı kitabı okuyup diyorsun ki hayatıma çok iyi yön verdiniz. Bence yönü veren sensin. Çünkü aynı bilgi ama sen değiştiriyorsun. Kitaptan çok sanki siz değerlisiniz gibi geliyor bana. İnsan ruhunu nasıl doyurmalı sizce? Şu an tam yemek saati ve o yüzden bunun cevabını... Yani aslında herkes bir alan yakalıyor. Kimisi için bu müzik,
kimisi için başka bir şey, kimisi için gidip kedi köpeklere bakmak. Ama keyifle yaptığınız iş acayip önemli. Hobiler de çok değerli. İlk kitabınızı bastırıp elinize aldığınızda neler hissetmiştiniz? Bunu kitap evlerine nasıl sokarım? Ondan sonra yeni yazarların hepsinin yaptığı kitap evlerine gidip kendi kitabını iyi yere koyma falanla ilgili bütün her şeyi yaptım. Her türlü çakallığa girdim. Azerbaycan'da seminer vereceksiniz veya düşünürsünüz. Ya bizim lahiyamız var, sizinle de o hakta tanışmak isterim. Şahsen sizin özünüzle nece bu müzakere edebilirik? Çok sağ olun. Tural iki defa geldim. Hatta bir geldiğimde 3 konferans birden verdim üst üste. Gene gelecektim. Salgın başladı ve gelemedim. Azerbaycan'a geleceğiz. Hatta oraya bir yer açacağız diye görünüyor. Sizle yan yana olmak hepimiz için çok önemli. Mukaddes sal yukarı. Öğrencilerimizin sizin de kitaplarınızı okulumuzda ağırlamak istiyorsunuz. Uğur Böcekleri Derneği'ne ne olur başvurun. Zaten gelirim. Bir sorum yok hocam. Siz konuşun, ben dinlerim. Sesiniz insana huzur veriyor. Camiye yardım şeklinde bitebilir şey. Sivas'ta gıda çiftliği kurulabilse sebze meyve eksek önce olur musunuz? Bölümünü okuyan öğrencilerimiz staj yapsa, bilen bilmeyeni öğretse, bu şehirde de uğur böceklerimiz olsa, kitap sever bir anne. Uzaktan böyle bir şeyi yönetmek çok zor. Ama Sivas'ta bir girişimci grup olur bunu yaparsa, biz kesinlikle proje desteği veririz nasıl yapıldığı ile ilgili. Şu an bir tohum kütüphanesi kuruyoruz. Ağaç desteği de veririz. İyi şeyleri okumamaya çalışıyorum. Niye İngiliz dil bilimi ve edebiyatı okudunuz diyor. Kendi seçme şansımız yoktu. Silahlı kuvvetler 2-3 seçenek verdi bize. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı, Hacettepe İngiliz Dili Edebiyatı ve GATA. Doktor olmak istemediğimi kesinlikle biliyordum. Ortaokulda 6-7 iyi arkadaştık. 6'sı doktor oldu. Bir tek ben olmadım. Kesinlikle olmazdım. Üniversite puanım da tutuyordu. Bugün de olmazdım. Yapmak istemediğim meslek olduğumu biliyorum. Dünyanın en değerli mesleklerinden biri ama benim yapacağım meslek değil. İngiliz Dili Edebiyatı'nı, İngiliz Dil Bilimi, Linguistics bölümünü okudum. O da Silahlı Kuvvetler burayı seçenek verdiği için orayı okudum. Harp okuluna gitmemeye karar verdim de birinci kampın sonunda. Tamam dedim, burada okuyayım. İşime de yaradı işletme okumamış olmak. Benim alanımdaki kişilerin bildiklerini bilmediğim için o alanda farklı şeyler üretebildim. Eğer işletme okumuş olsaydım kalıplanmış olacaktım ve bana öğretilenleri tekrar edecek olacaktım. Şimdi anlattığım şeylerin çoğunun öğretilen işletme bilgileriyle alakası yok. Kendi teorimi kendim oluşturmak zorunda kalıyorum ama bu avantaj yarattı. Şu işi yapmak isterdim dediğiniz iz sormuş bunu. Ne var diye. Define avcılığı yapmak isterdim kesinlikle. Bizim imdat yapıyor çiftlikten. Köy okulunda öğretmen olmak isteyebilirdim. Bir de belki basketbol antrenörlüğü yapabilirdim. Onu biliyorum. Dünya güzel bir yer olacak mı Samet? Yani Samet, sizin gibi insanlar olduğu sürece, seni tanıdığım için söylüyorum, gelip çiftlikte neler katkılar verdiğini biliyorum. Olur diye. Duygu sen gençliğinizin sırrı nedir hocam? Hep üretmek, ışık yapmak, yol uçmak, enerjiyi nereden buluyorsunuz? Ben bulamıyorum. Bodur tavuk piliç görünür diye bir laf var. Tamamen bununla ilgili, tamam mı? Bununla ilgili. Kefir ve kombuçay ve Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'nin organik bademleri ve şu gördüğünüz kitap lan çok çakalcılık, çok belli oldu değil mi? Ve bir de şey var ya, bunu okuyun ama kimseye vermeyin. Enerjisi size geçsin istiyorsanız satın almanız gerekiyor. Satın aldığınızda çok enerji geçiyor. Evren'e gönderin. Uğur Böcekleri Derneği'nde yaş sınırı var mı? Bildiğim kadarıyla yok ama ne olur Uğur Böcekleri Derneği'ne sor diyebilir. Başarı nedir? Türleri nelerdir? Salih. Ya hiç tanım vermeyi sevmiyorum. O yüzden yani bunun tanımını da veremeyeceğimi düşünüyorum. Okulda da hiçbir şeyi ezberleyemiyordum. Reyhan Uçar. İstanbul'da ve diğer illerde konferanslarda sizi daha fazla görmek isteriz. Reyhan, İstanbul'da göreceğim, bir de diğer illerde göreceğim galiba. Soru öyle. BRK DMRC'n Berke Demircan. Hocam, pandemi sonrasında, pandemi süreci diyelim hiç demedik, köylere daha nitelikli eğitimin gidebileceği, bilgi sistemindeki gelişim sayesinde bunu üretime yansıyabileceğini düşünüyor musunuz? Neler söyleyebilirsiniz gençler için bu konuda? Çok güzel soru Berke ya da Berk. Berk şöyle, bir masallarda bir peri çıkar karşınıza, gerçek hayatta öğretmende bir köy sisteminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili böyle bir çizim yaptım ve anlattım. Yani
köyler nasıl gelişebilir diye. Köy enstitülerinin başlangıcına bakıyorsun. Mustafa Kemal 1924 veya 25'te Amerikalı bir uzman getiriyor. Adam Türkiye'yi dolaşıyor, döndüğünde verdiği rapor köylerde mutlaka pratiğe dayalı eğitimler yapın diyor. Yani Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç iyi isimler ama hikayenin başlangıcı Atatürk'ün aldığı rapora ve bununla ilgili başlattıklarına bağlı. Düşünüyorum yansıyabileceğini, engel ne derseniz, Çanakkale'nin bir köyündeydim 3 gün önce. Oradaki Hasan Bey o köyde yetişmiş ve çok başarılı olmuş bir öğretmen. Hocam dedi, 70'lere kadar dedi bu köylü güneş doğduğunda herkes kalkmış olurdu. Güneşi üstüne uyandırmazlardı ve tarlaya çalışmaya giderlerdi. Şimdi de herkes 10'da 11'de kalkıyor dedi. Bütün konu bu, biliyor musunuz? Ruhumuzu kaybettik ve köylüyle konuştuğunda köylü diyor ki ya çalışırsan da diyor zaten diyor tarımdan para kazanma ihtimalin yok ki. Ruhlar bitmiş durumda. Köylerin %90'ı üretimi bırakmış durumda. Çok basit bir iyileşmeyle köylüyü ürettiğinden para kazanır hale getirebilirseniz acayip bütçeler değil, biliyor musunuz? Dandik bir vakfa ayrılan bütçeyi oraya ayırın, çok şey değişir. Bir sene sadece buğday ithalatı için bu sene ayrılan para 2 milyar dolar. Türkiye 15 yılda 58,5 milyar dolar buğday, soya ve yağlı ürünlerin ithalatına para ayırdı. Oralara ithalata ayırdığımız parayı üretime ayırmaya başladım. Dörtte birini. Ülkenin köylüsü var ya, harikalar yaratır. Yeter ki bilgiyle ulaştıralım. Çok iyi bir soru. Cem 30 yaşına gelmiş, hala bir şey başaramamış birine ne tavsiye edersin? Soyadını vermedim bu soru devamında. Cem, yani 40-50 yaşına gelip başaramamışlar var. Bir o ve sonrasında başarabilirsin. Diğeri de başarmanın ne olduğunu gerçekten çok uzun konuşmak lazım. Yani emekli bir öğretmenin çok şey başardığını düşünüyorum. Öğrencilerin saygı duyduğu bir öğretmenin. Demin örnek verdiğim Bayram'ın diğer YouTube videosunda berber işini acayip iyi yapıyor. Köylere destek veriyor. Bu da çok büyük bir şey başardı. Ama öteki tarafta çok zengin dediğin çalan çırpan, bu ülkenin ağaçlarını söken adamı başarılı diye dayattığı için sistem başarılı zannediyor olabilirsin. Yani başarı işinin hakkını vermektir gibi geliyor bana. Bozcaada kadınlar tuvaletini işleten başörtülü bir kadın var. Bugünkü sistem hepinize başarısız diye sunuyor onu. Ama gördüğüm en güzel tuvalet. Teneke kutulara şeyler dikmiş, sardunyalar. Sardunya fakir çiçeğidir. Bakım istemez. Kesersin, dikersin, her yerde tutar. Kadınlar tuvaletinin girişi çiçeklerle dolu. Harikulade bir iş yeri oluşturmuş. Lanet okuyabileceğim bir iş. Abi çok başarılı bir kadın. Bir kasabada işine değer katıyor ve yaptığı işten mutlu. Bundan daha değerlisi yok. Cem, bence o açıdan değerlendir. Cep telefonu markanı, ayakkabı markanı başarı diye dayıyorlarsa inanma. Benim saatim Çin'den geldi, çakma. 10 dolara mı ne aldılar? 10 dolar büyük para şu anki kurla. Eskiden örnekleseydim o kadar ucuza geldi ki saat. Kolumda ve saati gösteriyor abi. Yani Rolex dediğin o kaba saati. Marka reklamı yaptık ama gömdük Rolex'i aynı zamanda. Yani belki bedava verseler takmayacağın kadar kötü dizaynlı bir saati bilmem kaç milyona satıyorlar. Ve insanlar konu bak bu kadar para verdim yani bunu takıyorum demek için takıyor. Yani bedava verseler seçmezsin belki arasından. O sisteme girdin mi o kandırılma var ya, yani toparlama şansın yok. Hocam benim sevdiğim insanla bir hayalim vardı. Bunu hedefe dönüştürmek için elimden geleni yaptım. Ancak ailemden dolayı gerçekleştiremedim. Kızı vermediler diye mi ben olayı? Ve artık hayalimi hedefe dönüştürmekten çok korkuyorum. Bunu ne yapacağım? Tuncer, soyadını okumuyorum. Yani şöyle, ailene bir konularda çok fazla inisiyatif veriyorsan, hani böyle kitaplarımda söylediğim, çok sevdiğim bir sözüm var kendime ait. Kendi hayallerini yaşayamayan anne babalar çocukların hayatlarını yaşıyorlar. Sana bazı ipuçları verebilirler ama yani hayatını kuracağın insanla ilgili onlar karar veriyorsa kendini çok sorgula, biliyor musun? Çatır çatır yürürdüm ben olsam. Öyle. Yazar olma ilhamını kimden aldınız? Babam kitap yazıyordu ve kitabı basılmıyordu bir türlü ama kitap yazıyordu devamlı. Babam bile yazıyorsa ben kesin yazarım diye düşünmüş olabilirim. Bir tanesi bu. İkincisi yani kendi alanımda bir şeyler yazmam gerekiyordu kalıcı olmak için. Öyle yazmaya başladım.
Esma Nur Sevik, ayda kaç kitap okuyorsunuz? Çok değişiyor ama çok kitap alıyorum ayda. Okuyamadığım kadar çok kitap alıyorum. Şu anda ama üretim nedeniyle, yaptığım alanlarla ilgili üretim nedeniyle çok okuyamıyorum. Şöyle okuyorum. Kitap yazmam gerektiğinde mesela şimdi Karaoklar Çetesi 3 için Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı okumam gerekiyor. Yani ayda 10-12 kitap okuyor olabilirim. Giriyorum, okuyorum, kaynakçalara bakıyorum. Ama devamında belki ayda bir kitaba, iki kitaba düşecek. Şahin Bakan 197. Hocam hangi üniversiteden mezununuz? Hemen altında Ensar Arslan. Bildiğim kadarıyla ilk başta İngiliz dili ve edebiyatı, İngiliz dil bilimi okuyordum. Benzer bölümde olarak bu bölümü bırakmak hayatınızı nasıl etkiledi? Kararı nasıl aldınız? Ensar bölümü bırakmadım. Bitirdim İngiliz dil bilimini ama İngiliz dil bilimi okurken aldığım edebiyat derslerini acayip sevdim. Çok isterdim İngiliz dili edebiyatı okumayı. Bizde İngiliz dili edebiyatı bölümü şey için okunuyor. İngilizce öğretmeni olmak için okunuyor. İngiltere'de İngiliz dili edebiyatı yazar yetiştirmek için okunuyor, biliyor musunuz? Onu okuyanların hepsi yazar olmak için okuyorlar. Bitirince J.K. Rowling gibi Harry Potter'ı yazan kadın İngiliz dili edebiyatı mezunu. Bence Türk dili edebiyatını yazar yetiştirmek üzere kurgularsanız acayip değişir öğretmen kalitesi. Tamam, biz öğretmen KPSS'ye hazırlanmak üzere, öğretmen olmak üzere bile değil. Herkes KPSS'ye hazırlanmak üzere okuyor. Bilge Aysel Dal. Merhaba hocam, medyaya çıkmıyorsunuz. İnsanlar sizi sadece isim olarak biliyor. Yolda görseler tanımazlar. Yolda görsem tanımam. Belki bu durum size nasıl keyif veriyor? Herkes ünlü olmak isterken siz tam aksini neden yapıyorsun? Aksiyim. Onun dışında şey, bana öyle bir özgürlük veriyor ki. Yani bir gün bir uçaktaydım. Böyle televizyonlara çıkan benim alanımda tanınmış biri vardı. Uçaktan indi ve inince biri yanına geldi. Öteki imza aldı. Ötekisi, ben yürüdüm gittim. Tanıya neden yok. Bir kere zaman kazandırıyor. Birincisi o. Dezavantajı var mı? Var. Bir kere üniversitede konferans vereceğim. Giriyorum içeri. Bir baktım kızın elinde benim kitapla gelmiş. Ya dedim, çıkışta kuyruk oluyor. Ben gideyim yanına, dedim kitabı imzalayayım mı? Yazara imzalatacağım dedi. Uçağa biniyorum. Görevli aldı kimliğimi, baktı. Seninle aynı isimde bir de yazar var dedi. Yani sonra baktı kıllandı. Çünkü Ahmet Şerif İzgören'de ikinci bir adam da çok acayip isim. Katar şeyi gibi. Ve sonra sen olamazsın değil mi dedi. Değilim dedim. Rahat etti. Beni çok özgür kılıyor. Ülkenin her yerine gidebiliyorum. Giriyorum, çıkıyorum. Bazen tanıyorlar ama yani sesten ya da işte avucunuzdaki kelebekten falan. Oğlum üniversiteye hazırlanıyor. 12. sınıf öğrencisi. Hırs hiç yok. Ne tavsiye edersiniz? Hedefi ODTÜ mühendislik ama odaklanamıyor. Yeterli soru çözemiyor. Süreyi iyi kullanamıyor. Tavsiye neler nelerdir? Cumanız mübarek olsun yazmışlar. Safiye, senin de cuman mübarek olsun. Şeye benzedi bu. Hocam, ya Safiye, bırak çatır çatır yürüsün o çocuk. Yani ODTÜ mühendisliği kazanıp kazanmayacağını kesinlikle o kendi kararını verir. Kazanamıyorsa bir sene sonra girer. Ama bildiğim şey, hani bu çok soru çözenler mi kazanıyor, öteki mi diye baktığında tıp fakültesi öğrencisine sordum. Dedim ki yani şeyi öğrettiler mi? Yani böyle devamlı soru soracaklar. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Aa, benim şuramda bir ağrı var direktman. Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Yok hocam, okulda öğretmediler. Aynısından bende de var dersen. Bir daha dedim soru sormazlar. Aynısından bende de var. Ve ben hiç ilgilenmiyorum. Kendi hayatı benimle de kimse ilgilenmedi. Yatılı okuldaydım. Dönüyorum. İyi ki ilgilenmemişler, biliyor musun? İlgilenselerdi şimdi gene el bebek gül bebek peşimde koşuyor olacaklardı. Anne olarak görevin, kocaman sarıl ona arada. Bir derdi varsa yanında ol, şeyi hissettir. Kendi hayatı, kendi dersleri onun mutlaka farkına varacaktır. Çünkü etrafında öyle bir sistem var ki zaten sınav sınav diye ruhunu bitirecekler çocuğun. Sen bu dönemde iyi ki böyle bir çocuğun var, sağlıklı diye kocaman sarıl, biliyor musun? Özgün Cancı. Ya Özgün nasıl güzel soyad. Ben kitaplarda Cancı kullanıyorum ya. Canciğerin kısaltması. Hocam ilk yazdığınız kitabı yazarken de ekonomik sorunlar çok fazlaydı. Şu an daha fazla. Ben girişimci olup bir işe başlayıp geliştirmek istiyorum. Fakat şu an ülke durumuna bakınca mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ve bir yandan ülkede ekonomik sıkıntılar zaten hiç bitmedi. Artık başlamam gerekir diyerek adım atmaya çalışıyorum.
kendi yeteneğimi keşfettim fakat kursakta bırakıyorlar inanın diye. Özgün çok kursakta bırakarak bitirmişsin. İşini kurmak istiyorsan kesinlikle kurmalısın ama eğitimini kendi iş yerinde almamalısın. O alanda gidip iyi bir firmada çalışıp hem orada öğrenip hem katkını verip bütün o tecrübesizliği orada atlatıp ondan sonra kendi işini kurmalısın. İzgör Akademi'yi kurmadan evvel subaylıktan istifa etme kararınızı hangi güvenceye dayanarak aldınız? Gram bir güvence yoktu. Cebimde 3 kuruş para yoktu. Herkes oğlum ordu ayakkabını veriyordu. Ne yaptın falan dediler. Bıraktım gittim. Hiç bırakmasaydım mıydım diye düşündünüz mü? Bir de tamam. Sümeyye herhangi bir işi bitirdiğimde o kararı verecek kadar düşünmüşsem üzerine ah keşke yapmasaydım dediğim olmuyor. Orada da olmadı. Benzer soruları atlıyorum kusura bakmayın. Yani pozitifsiniz bölümünü atlıyorum mesela gibi. İstemeden de olsa birine yanlış veya kötülük ettiğiniz oldu mu? Steven Serya. İnanılmaz bir İngilizcem var. Türkçem var Steven. Gerçekten tebrik ediyorum. Olmaz mı ya? 55 yaşındasın ve iş hayatıyla ilgili kararlar veriyorsun. Ve o kadar çok vermişimdir ki olmasın diye çok çaba göstermeme rağmen. Mesela danışmanlık yaptığım dönemde onu fark ettim ve artık danışmanlık yapmıyorum. Firmaya bakıyorsun ve verimli olması için bu birimin kapanması gerekiyor. Diyorsun ki bu birimi kapatın. Sonra bir bakıyorsun adam işsiz kalıyor. Ama sen bir iş yapıyorsun ve oranın kapanması lazım, gereksiz. Sonra ki ben bu işi yapmayacağım. Mesela bıraktığım işlerden bir tanesi o. Onun dışında da yönetici olarak devamlı karar almak zorundasın. Birim değiştiriyorsun ve o kararla başarısız birini işten çıkarıyorsun. Belki ona kötülük yaptın baktığında. Yani iş hayatı ama bilerek birine hiç kötülük yapmadım ve onur duyacağım şey hak etmediğim bir para evime girmesin diye çok çaba gösterdim. Bunun çabasına da devam ediyorum. Mesleğinizi çok seviyorsunuz Burcu ama iş yerinde mutsuzsunuz. Bunu dile getiriyorsunuz ama değişen bir şey olmuyor. Ne yapardınız? Burcu kesinlikle işi değiştirirdim. Başka bir iş yerinde çalışırdım. Bu dönem için bunu söyleyemem sana. Çünkü ayrılıp başka yere geçersen iş bulman çok zor şu anda. Ama çalışırken iş bakabilirsin. Bunu şey için söylemiyorum. Yani firmanıza ihanet edin. Şu an burada 3 tane ekip arkadaşım var. Onları da söylüyorum. İş bakabilirsiniz yani Anıl. O anlamda gerçekten bir iş yerinde mutsuzsan gidip başka bir yerde iş bakarsın. Onları da söyleyip 2 ay daha görevini yapıp ayrılırsın. Bu iş hayatının bir parçası. Mutsuzsan kalma be Burcu. Yani kesinlikle çok kötü. Utku Kahraman. Özgün girişim bulurken zorlanıyorum. Sürekli yapılmış olana yöneliyorum. Ama istediğim yapılmamış, denenmemiş bir girişim bulmak. Aklımda çeşitli fikirler var ama bunları bir objede toparlayamıyorum. Sizce ilk adımı nasıl atarak başlamalıyım? Utku kesinlikle yani yapılmamış bir işi yapmak zorunda değilsin. Yani bir iş halihazırda yapılan bir işi çok daha büyülü bir hale getirirsin. Yani bakman gereken konu hangi yapılmamış iş değil de ben hangi işi şahane yaparım. Yani bugün bu ülkede restoran açıp da başarılı olmam ihtimalin yok. Yani bütün restoranlar o kadar kötü hizmet veriyor ki adamın biri biraz iyi yaptı mı harikalar yaratıyor. Yani senin bulman gereken yapılmamış bir iş değil ama yapılan bir işi nasıl mucize hale getiririm ve tutkuyla yapacağın işi. Çünkü cidden de yani baktığında bazı işler var. Herkes yapıyor ama bir adam gelip öyle bir tutku yaratıyor ki önce o işi bul. O işle ilgili eğitimini al. Ondan sonra git ve kur. Hiç korkma. Çok gönülden söylüyorum. Gaz vermek için söylemiyorum. Üsteğmenlikten niye istifa ettiniz? Aslında hikaye uzun ama onu anlatmayı çok istemem. Yani o kararı vermem gereken, hani size kendi hayatımla ilgili kararları kendim vermek istiyorum anlattım. Ama öteki bölümüne baktığımda bir nokta geldiğinde size müthiş bir kahramanlık hikayesi anlatabilirim. Ama anlatmayı da istemiyorum. Ama o kararı vermemi gerektiren bir durum oldu. Öğrencilik hayatınız nasıl geçti? Hayallik sormuş. Benim gibi anne ev hanımı, baba memur olup 3 çocuk okutanların hayatı kantinciyle tost hayatı yaşayarak geçiyor. Yani pek para yok. Mesela Kuleli'de de kantinden gidip hiçbir şey alma şansın yok. Çünkü anne baba iki çocuğu daha okutuyorlar. Seni orada karşılayanlar var. Maddi olarak iyi geçmedi ama şahane arkadaşlar. Bugün hala üretirken bakıyorum. Hepsiyle yan yanayız. Dün değil evvelsi gün 4 tane Kuleli'den yatılı arkadaşımla oturduk.
4 saate yakın Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'ne kadın girişimciler müzesi kurmak üzere gözleme yiyerek çalıştık. Sonra biri dedi ki abi dedi ya 14 yaşından beri beraberiz ve hala yan yanayız. Yani geçmiş eğitim ve öğrencilik hayatıma ilgili söyleyeceğim en çok söyleyebileceğim şey çok iyi arkadaşlarım oldu. Ve şey lakabım şef onlar da öyle diyordu şimdiki arkadaşlarım da öyle diyor. Kişisel bir soru ama merak ediyorum. Ama olamaz soruyor bunu. Askeri okuldayken en çok ihtiyaç duyduğunuz şey neydi? Olamaz bunu cevaplayamam. 14 yaşındasın, yatılı okuldan ayrılıyorsun. Ben ve koğuştaki arkadaşlarım onu fark ettim. Herhalde bir ay boyunca her akşam ağladık. Yani küçük bir çocuksun ve ayrılıyorsun. Orada da hani bir ev hayatını çok ihtiyaç duyuyorsun. Hafta sonu çıkıyorsun resmi bir üniforma. Uzanıp yatabileceğin bir yer yok. Çimlere oturamıyorsun. Aile hayatını çok özlüyorsun. 24 yaşında olsaydınız ne yapardınız veya yaptınız? Ne yaptığımı anlatmayayım, ne yapardım anlatayım. Yani mutlaka gidip dünyanın başka ülkelerinde Guatemala'da bir projede çalışırdım. İşte kuyudan su çıkarmam olur. İngiltere'ye gidip çilek toplardım. Dünyayı daha fazla tanıyarak bu ülkede yaşamaya değer mi? Bu ülkeye ne katabilirim? Kendimi keşfetmeyle ilgili çok çaba gösterirdim diye düşünüyorum. Askerlik nedeniyle dünyayı yeterince tanımadım. Sonraki gidişlerim daha kısa oldu diye görünüyor. Tamamdır. Bence bütün soruları cevapladık. Bu kadar soru sorduğunuz için, takip ettiğin için ayrıca beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Ahmet Şerif Üzgören kitaplarından ilk kitapları okuyun, tamam mı? O kadar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam.